Şimdi buyurun. Neyse, başkanım ben bir konuşmama başlayayım da. Ya lütfen özet olsun. Başkanım şöyle, özet olamaz başkanım. Bakın daha önce de aynı tartışmayı yaşadık başkanım. Bak şimdi, burada Özgür Bey, bu genel bütçede görüştüğümüz, tartıştığımız, konuştuğumuz saygıyla karşıladık. O konuda bitti. Ek bütçe ilgili görüşümüz. Başkanım, yine şöyle, ben şimdi meclise de sizlere de saygısızlık yapmıyorum. Yani bütün meclis üyelerimiz, bütün meclis üyelerimiz de bunun şahidi. Gözlemlerimiz var, bulgularımız var, anlatacaklarımız var. Yani bundan rahatsız olunmasın. Ben sizleri bilgilendirmek için buradayım arkadaşlar. Buyurun. Yani sizden rica ediyorum başkanım. Kısa ve öz inşallah. Buyurun. Başkanım başlıyorum. Beraber görüşeceğiz, konuşacağız. Yani rahatsız olmayın lütfen. Rahatsız olduğumuz yok. Ek bütçe diyorum. Evet. Başkanım ek ya da değil 652 milyon lira. Ben başlıyorum. Buyurun. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, yaklaşık 3 ay kadar önce belediyemizin bütçesi yeterli bulunmamıştı. Yatırımlar için yetersiz görülmüştü. Eski parayla yaklaşık 1,5 katrilyon lira, yani 1,5 milyar lira ek ödenek çıkarıldı. Hepiniz biliyorsunuz. O zaman biz bu ödenek niye çıkarıldı, ne oldu, amacı nedir, bazı sorularımız vardı. Eleştirilerimiz de vardı elbette. Ama amacımız bunları sorarken kimseyi sinirlendirmek, kimsenin moralini bozmak değil de hem sizlerin, hem bizlerin, hem de Kayseri kamuoyunun buralardan bilgi alması, bilgi edinmesi. Yani kötü bir amacımız yok. Eleştirilerimiz hep iyiye yönelik. Zaten sizler de bunu takdir ediyorsunuz, görüyorsunuz. Şimdi 3 ay önce alınan 1,5 milyar lira yetmedi. Bugün biz 1,652 milyon lira daha talep ediliyor. Bu 652 milyon şu anda yaklaşık 15 iş günü gibi var. Yılın bitmesine. Çok yüksek bir rakam. Bakın ufak bir rakam olsa 10-20 milyon gibi bir rakam da ufak değil ama 652 milyon olunca bunu beraber konuşmamız, bizim fikirlerimizi aktarmamız lazım. Sizler de işinizi gücünüzü bırakıp geldiniz buraya. Meclis üyesisiniz. Ben de aynı şekilde işimi gücümü bıraktım geldim. Benim de tespitlerim var. Dinlerseniz memnun olurum. Başlıyorum başkanım. Şimdi bu 652 milyon lira bütçede bir para açığı oluşmuş. Demiştik daha önce. Bütçe mantıklı ve makul yönetilmiyor. Zaten yönetilse yılın bitmesine 15 gün kala ek bir bütçe istenmez. Daha önce demiştik bunu. Bakın 3 ay geçmedi. Bu bütçe kimin? Bu bütçe Kayseri halkının. Toplamda 652 milyon lira bir para daha sarf edilecek. Peki bu para kimin? Bu parayı kim ödeyecek? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bu sarı çizmeli Mehmet Ağa Kayseri halkı arkadaşlar. Kayseri halkı son 15 gün için cebinden 652 milyon lira daha çıkarıp ödeyecek. Ve bunun da şu şekilde alt başlığı, gelir başlıkları. Bak, başkanım. Bir dakika. Bak arkadaşım, polemik yapılacak şekilde burada konuşmaya hakkın yok. Kayserimizin güzel insanlarının sarı çizmelerini Mehmet Ağa falan diye değerlendirmeye hiçbir zaman müsaade etmem. Karşılığı olmayan hiçbir şeyi bu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin getirme olasılığı binde bir ihtimalle yok. Karşılıklarını anlatacağım başkanım. Başkanım karşılıklarını anlatacağım lütfen. Tamam da saygı kabul etmiyorum diyorsun. Kayseri insanlarına başkanım, saygısızlık yapıyor. Hayır bu yapılan saygısızlık aslında. Bir ülkesi var, karşılığı var. Anlatacağım, onlara da anlatacağım. Başkanım biraz sakin olun lütfen. Yani lütfen sakin olun başkanım. Yani bu şekilde meclis başkanlığı olmaz başkanım. Lütfen rica ediyorum. Başkanım yani bu tavırlarınız hiç hoş değil. Yani bakın değerli meclis üyeleri, değerli başkanlarım bakın ben burada bugüne kadar hiç kimseye bir saygısızlık yapmadım. Beni Melik Gazi meclis üyeleri de biliyor, Büyükşehir meclis üyeleri de, başkanlarım da biliyor. Aslında başkanım da biliyor. Ama bugün kötü bir günü olabilir. Ben tekrar kendisini kırdıysam özür diliyorum. Ama izin verin bu konuşmayı yapmak... Kendisine demiyor, Kayseri halkına yaptığınız üslup çok yanlış. İşte ben de yanlışlığı anlatıyorum. 3 ay önce 1,5 milyar iste, bir yanlış daha yap 650. Hep yanlışları Kayseri halkı mı ödeyecek? Sarı çizmeli Mehmet Ağa mı ödeyecek bunları? Kim ödeyecek? Bakın, özür dilerim. Devam ediyorum. Konuşmama lütfen kesilmesin.